Değerli arkadaşlar, yükselme döneminin 3. videosuyla, soru çözüm videosuyla karşınızdayım. Kaldığımız yerden aynen devam ediyoruz. Hemen şöyle yapalım ve başlayalım. Ne diyor burada? Aşağıda verilen olaylardan hangisi sonuçları ile düşünüldüğünde 1. Süleyman Devri'nde Osmanlı donanmasının Avrupa karşısında önemli bir güç olduğuna kanıt olarak gösterilemez. Yani biz burada demek ki dördünde galip geldik, birinde yenildik ya da istediğimiz sonucu elde edemedik. Yani bu anlatılmaya çalışılıyor. Piraviz Deniz Savaşı, ayrıca bunların hepsi Kanuni dönem arkadaşlar. Piraviz Deniz Savaşı'nda galip geldik. Müthiş bir zafer elde ettik. Trablusgarp Kanuni döneminde fethedildi. Rodos Kanuni döneminde fethedilen ilk ada. Celbedeniz Savaşı 1560 yılında İspanyollarla yapılan savaşta Piyale Paşa Cerbe Adası'nı fethetti Tunus'un kuzeyinde. Malta kuşatması, arkadaşlar Malta 1565 yılında kuşatıldı. 1565-66 yılında kuşatıldı. Fakat kuşatma sırasında Kaptan Derya Turgut Reis hayatını kaybetti. Turgut Reis'in hayatını kaybetmesi üzerine Malta kuşatması kaldırıldı. Yani diğer bir ifadeyle Malta başarısızlıkla sonuçlandı. O yüzden E seçeneği doğru cevaptır. Aşağıdakilerden hangisinin 15. yüzyılda, yani 1400'lü yıllarda Avrupalılar tarafından keşfedilmesiyle Akdeniz ticareti önemini kaybetmeye başlamıştır? Arkadaşlar, bu soru çok tipiktir ve cevabı da nettir. Ümit Burnu. Ümit Burnu'nun Barthélemy Diaz tarafından keşfiyle birlikte artık ticaret yolları yön değiştirdi. Ki bunu şuradan hatırlayın. Ümit Burnu dediğimiz yer şurası. Şurası Ümit Burnu. Barthélemy Diaz Ümit Burnu'nu 1487'de keşfetti ve Vasco da Gama'da Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaştı. Ümit Burnu'nu keşfeden denizci Barthélemy Diaz, Ümit Burnu'nu aşarak Hindistan'a ulaşan denizci de Vasco da Gama'dır. Ümit Burnu'nun keşfiyle birlikte artık ticaret yolları yön değiştirdi. Akdeniz'den geçen ticaret yolları artık okyanuslardan geçmeye başladı, tamam mıdır? O yüzden bu sorunun doğru cevabı Ümit Burnu, Ümit Bir mi? Ümit Burnu olacaktır. Geçiyorum diğer soruya. Ki Portekizlilerdir orayı da bulan da. Barthélemy Diaz'da Vasco da Gama'da Portekizlidir. Osmanlı Devleti 16. yüzyılda Akdeniz'deki İspanyol tehdidine karşı, ki ciddi anlamda bir İspanyol tehdidi var o Tunus bölgesinde, Fas bölgesinde. Aşağıdaki devletlerden hangileriyle yakınlaşmıştır? Şimdi İspanya sadece Osmanlı'yı tehdit eden bir devlet değil Akdeniz'de. Ayrıca okyanusta, Atlas Okyanusu'nda İngiltere'yi de tehdit eden bir devlettir. Hatta bunun için İngiltere kraliçesi Osman'dan yardım istemiştir. Osmanlı İspanyol tehdidine karşı İngiltere ve Hollanda ile yakınlaşmış ve hatta 2. Selim döneminde kapitülasyon antlaşmaları bile imzalanmıştır bu iki devletle. B seçeneği doğru. Osmanlı Devleti'nin gerçekleştirdiği Hint deniz seferlerinin başarısız olmasında, demin yorumlamıştık bunu hatırlayın bir önceki videomuzda, hangilerinin etkili olduğu söylenebilir. Seferlere gereken önemin verilmeyişi, doğru, gereken önem verilmedi. Yani Osmanlı bu dönemde daha çok İran'la ve Batı'da mücadele ediyordu. Yani kaptan deryaların okyanus tecrübesinden yoksun olması, yani o bölgeyi bilmiyor olmamız, limanlarını, girdaplarını bilmiyor olmamız etkilidir. Coğrafi bilginin eksikliği doğru. Osmanlı gemileri okyanuslara dayanıklı değil. Bu da doğru. O yüzden bu son doğru cevabı 1-2-3 olacaktır. 1525 yılında hazırladığı raporla Portekizlerin Hint Okyanusu'ndaki faaliyetlerinin Osmanlı ticari gelirlerini iyice azalttığını vurgulayan ve Osmanlı Devleti'nin Kızıldeniz'e tamamen hakim olması gerektiği üzerinde duran Türk denizcisi aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar, Selman Reis 1525'te İbrahim Paşa'ya, yani Pargalı İbrahim'e bir rapor sunarak Hindistan'a sefer düzenlenmesi gerektiğini, o bölgenin Türk hakimiyet altına girmesi gerektiğini söylemiş.
Ve buna göre de hazırlıklar yapılmış. Hint Deniz Seferi hazırlıkları böyle başlamıştır. Selman Reis ismini unutmamanız gerekiyor. D seçeneği doğru. Safevi hükümdarı Şah Tahmasp yukarıdaki hangi Avrupa devletleriyle Osmanlı Devleti'ne karşı anlaşma yapmıştır? Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin doğudaki düşmanı İran, yani Safevi, ilk adı Safevi, daha sonra İran devleti olacak arkadaşlar. Batıdaki düşmanı ise Venedik ve Avusturya. Dostumuz ise Fransa. O yüzden İran'ın Osmanlı'ya karşı ittifak edeceği devlet Fransa olmaz. 1 ve 2 doğru cevap olacaktır. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nin Kanuni Sultan Süleyman döneminde savaşlı devletlerden biri değildir? Arkadaşlar biz hem denizlerde savaştık, tamam mı? Hem de karada savaştık. Karada Avusturya ile savaştık. Denizlerde Ceneviz, Venedik, İspanya ile mücadele ettik. Ama bizim 17. yüzyılın sonlarına kadar, yani 4. Mehmet dönemine kadar İran'la, özür, Rusya ile herhangi bir savaşımız yok. O yüzden A seçeneği yanlış cevaptır diyoruz. Kanuni devrinde Osmanlı Devleti'nin sınırları Kuzey Afrika'da bazı bölgelerin alınmasıyla genişlemiştir diyen bir tarihçi bu iddiasına yerlerden hangilerini örnek gösteremez? Kuzey Afrika. Şimdi Kıbrıs Doğu Akdeniz'de bir ada. Trablusgarp, Cezayir, Tunus, Fas, Mısır buralarda Kuzey Afrika. Bunlardan hangisi ki Kanuni döneminde Fas ve Mısır fethedilmedi. Kanuni döneminde alınan yerler Trablusgarp ve Cezayir. 2 ve 3 doğru cevap olacak. Gösterilemez dediğine göre A seçeneği yalnız bir Kıbrıs yanlıştır. Hem Kıbrıs Kuzey Afrika'da olmadığı gibi Kanuni döneminde de fethedilen bir ada değildir. İkinci Selim döneminde fethedilecektir. Sarı Selim yani. Osmanlı Devleti 1453-1595 yılları arasında dünya gücü olmuştur. Osmanlı Devleti'nin bu başarısında hangilerinin etkili olduğu söylenebilir? Bu tarz sorularda olumlu cümlelere bakacağız. Batı Avrupa'daki karışıklıkların iyi değerlendirilmesi olumlu bir cümle doğru. Merkezi otoritenin ülkenin her yerinde korunması olumlu bir cümle doğru. Batı tarzı ıslahatların yapılması, ıslahatın olabilmesi için bir bozulmanın olması gerekir ki dünya gücünün olduğu dönemde Osmanlı'da bozulmanın olma ihtimali yoktur ki ıslahatlar 17. yüzyılda başlar. Bu 15 ve 16. yüzyıldan bahsediyor burada. Batılı tarz ıslahatlar ise 18. yüzyılda başlar. O yüzden bu sorunun doğru cevabı birinci ve ikinci öncül. Yani D seçeneği doğru olacak. Osmanlı Devleti'nde kanunların ilk defa yazılı hale getirilmesiyle ki bunu zaten soru burada soruluyormuş tamam. Getirilmesiyle Kanunname-i Âli Osman oluşturulmuştur. Kanunname-i Âli Osman Osmanlı'nın ilk fermanıdır arkadaşlar. Ki bu fermanı yayınlayan da 2. Mehmet'tir. Tamam mı? Biz buna Kanunname-i Âli Osman diyoruz. Bu Kanunname-i Âli Osman Osmanlı hukuku yazılı hale getirilmiştir. O zaman cevap C seçeneği olacaktır. Tamam mıdır? Evet. 16. yüzyılda Katolik Hristiyan dünyasının yeniden yapılanma faaliyetine reform denir. Reform din değişikliğidir. Almanya'da ortaya çıkmıştır ve reformu başlatan Martin Luther'dir. Tamam mıdır? Almanya'da bir papaz olan Martin Luther, Wittenberg Kilisesi'nin duvarına Katolik Kilisesi'ni eleştiren bir bildiri yayınlıyor, yazıyor, asıyor. Bunu okuyanlar da Martin Luther'e destek vermeye başlıyor ve kilise protesto ediliyor. Biz buna Protestanlık mezhebi diyoruz. Tamam, sonra Protestanlık mezhebi böyle ortaya çıkacak. Hangisi reform hareketinin sebeplerinden değildir? Kilisenin din istismarında bulunması sebeplerindendir. Feodalitenin zayıflamasıyla krallıkların güç kazanması, bunun reform hareketleriyle bir ilgisi yok. Bunu bir sola atalım. İncil'in ana dillere çevrilmesi, evet zaten İncil ana dillere çevrilince insanlar kilisenin kendilerini kandırdıklarını anladılar ve baş kaldırdılar.
Hümanizm ve özgür düşüncenin ortaya çıkması. Evet, Rönesanslı hümanizm özgür düşünce ortaya çıktı. Kilise eleştirildi. Rönesans neticesinde kilise faaliyetleri sorgulandı. Yani D ile E aynı cümle aslında. B seçeneği yanlış. B'nin reform hareketiyle hiçbir ilgisi yoktur. Reform hareketi sonrasında Katolik Kilisesi'nin siyasi, ekonomik ve dini gücü azalmıştı. Birçok yetkisi elinden alındı. Hristiyanlık dünyasında yeni mezhepler ortaya çıkmıştır. Hangisi reform sürecinde Avrupa'da ortaya çıkan mezheplerden değildir? Arkadaşlar Katolik ve Ortodoks Avrupa'da zaten var olan mezheplerdendir. 395 yılından beri var olan mezhepler bunlar. O zaman diğerleri ortaya çıkan olacaktır. Protestanlık, Kalvinizm, Anglikanizm, Presbiteryanlık doğacak. Ortodoksluk yanlış oldu. Ortodoksluk önceden beri var. Şimdi Protestanlık Almanya'da Martin Luther tarafından başlatılan akımın sonucunda doğdu. 1555 Augsburg Antlaşması'yla Protestanlık Almanya'da serbest bırakıldı. Kalvinizm arkadaşlar Fransa'da ortaya çıktı. Kalvinizm mezhebi Fransa'da ortaya çıktı. Nant fermanıyla serbest bırakıldı Kalvinizm mezhebi. Anglikanizm arkadaşlar bu İngiltere'de ortaya çıktı. İngiliz kral 8. Henry. Şuradaki Fransız kral 4. Henry. 4. Henry buradaki. Şöyle yapayım. Şuradaki de 8. Henry. 8. Henry arkadaşlar İngiltere'de reform hareketinin tanıdığını duyurdu. İngiltere'de Anglikan kilisesini kurdurdu. Burada biraz aşk meşk işleri de var 8. Henry'nin. Presbiteryanlık mezhebi de yine o bölgede İskoçya'da daha çok taraftar bulmuş mezhep oldu. D seçeneği yanlış. Papalık ve Katolikliği savunan Roma Cermen İmparatorluğu Luther öncülüğündeki Protestan hareketi engellemek için Alman preslerine karşı mücadele ettiler. Roma Cermen İmparatorluğu ki bu dönemde de Kanuni Sultan Süleyman Alman prensleri destekledi. Ki Almanya'da reform hareketinin amacımlaşmasında Türkler etkili olmuştur. Kanuni'ye destekledi Alman prensleri Avrupa'yı parçalanmış olarak görmek istiyor. Yani bir bütün olarak görmek istemiyor Kanuni Avrupa'yı. Ne diyor? Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu aşağıdakilerden hangisiyle Protestanlık mezhebini resmen kabul etmiştir? Demin arkadaşlar bunun ismi geçmişti anlaşmayı söylemiştim. 1555 Augsburg Antlaşması ile Almanya'da Protestanlık mezhebi resmen kabul edildi. Tamam mıdır? Bu belki bunu merak ediyorsunuz. Westfalia 1648 yılında mezhep savaşlarını bitiren 1618-1648 yılları arasında yaşanan 30 yıl savaşları mezhep savaşlarını bitiren antlaşmadır. Westfalia ile dünyada modern diplomasi ortaya çıkmıştır. Nant Fermanı'nı demin söyledim. Fransa'da Kalvinizmin serbest bırakıldığı olaydır. Philadelphia Kongresi Amerika'nın bağımsızlık sürecinde 13 kolinin yayınladığı bildirgenin ortaya çıktığı kongredir. Magna Carta dünya tarihinde ilk defa kralın yetkisini sınırlandıran ve demokratikleşme hareketi, ilk demokratikleşme hareketi kabul edilen belgedir. Bu soruyu da geçiyorum. Kanuni Sultan Süleyman döneminde Fransa ile iyi ilişkiler kurmak ve Akdeniz ticaretini canlandırmak amacıyla 1535 yılında Fransa'ya kapitülasyonlar verilmiştir. Buna göre hangileri Fransa'ya kapitülasyonlar verilmesinin sebeplerindendir? Rönesans olmaz. Niye? Çünkü Rönesans Avrupa kıtası ile ilgilidir sadece. Bilim, sanat, edebiyat da yeniden doğuş hümanizmadır Rönesans. Coğrafi keşifler olur. Coğrafi keşifler ticaret yolları yön değiştirdi. Kanuni Akdeniz ticaretini canlandırmak istedi. Fransız tüccarını Akdeniz'e çekerek. Avrupa Hristiyan Birliği'ni bozma düşüncesi olur. Çünkü Kanuni Osmanlı'ya karşı oluşan Hristiyan Birliği'nden Fransa'yı çekmek, ayırmak istedi. Yani Haçlı Birliği'ni parçalamak istedi. Sebeplerindendir dediğine göre 2 ve 3 doğru cevap. Bu soruyu unutmayın. 1. Süleyman döneminde Osmanlı Devleti'nin dünya gücü olduğunun belirtisi olarak hangisi gösterilebilir? Daha çok dış politikaya bakmak lazım o zaman. Divan-ı Hümayun üye sayısının artması ilgisiz. Fransa kralının esaretten kurtulmak için Osmanlı Devleti'nden yardım istemesi güçlü olduğunu gösterir. 46 yıl başta kalması ilgisiz. Coğrafi keşiflerin Osmanlı ekonomisini olumsuz yönde etkilemesi olumsuz bir bilgi. İran ile ilk kez anlaşma imzalanması isterse son kez olsun alakası yok.
Burada Osmanlı'nın güçlü olduğunu gösteren şık ya da seçenek B seçeneğidir. Cevap B. Haçlı seferleri ile bu iki durum Avrupa'da hangilerine yol açmıştır diyor. İslam medeniyetine ait eserler Latince'ye çevrildi. O zaman burada neyi görebiliyorum ben? Bilimi. Kağıt matbaa Avrupalılar tarafından öğrenildi. Neyi görebiliyorum? Yine bilimi. Burada bilimle ilgili olan ne var? Rönesans, tamam mı? Yol açtığı sonuçlar arasında hangisi vardır sorusunun cevabı. Şimdi Rönesans doğrudan etkili olmuştur. O yüzden burada ben yalnız 3 seçeneğini aramalıyım. Yalnız 3 seçeneği yok, demek ki benden şunu istiyor. Rönesans'a bağlı olarak bir şey daha gelişmiş, onu da bul diyor. Rönesans özgür düşünceyi ortaya çıkarınca, hümanizmayı ortaya çıkarınca kilise eleştirildi ve reform başladı. Yani burada benden istediği 2 ve 3'tür. Tamamdır arkadaşlar. Yalnız 3 seçeneği olsaydı doğru cevap yalnız 3 olacaktı. Avrupa Devleti'nde Magna Carta, Osmanlı Devleti'nde Sene İttifak. Bu iki siyasi gelişmenin ortak özelliği nedir? Arkadaşlar, bu iki olayın ortak özelliği kralın yetkilerini sınırlama, yani hükümdarın yetkilerini sınırlama. Avrupa'da ilk defa hükümdarın yetkisini sınırlandıran Magna Carta, Osmanlı'da ilk defa Paşa'nın yetkisini sınırlandıran Sene İttifak. Bu oldu. İlişkiler olmadı. İlk kez meclis olmadı. Askerlikler olmadı. Mutlak iktidarın güçlenmesi olmadı. Zayıflaması demesi lazım. Geçiyorum. 16. yüzyıl Avrupa'sında doğan Yunan ve Latin kültürünü kendine örnek alan, insanlık sevgisini en yüce amaç ve olgunluk sayan bilim, sanat ve felsefi görüşe verilen isim nedir? 16. yüzyılda arkadaşlar Yunan ve Latin kültürünü örnek alan, insanlık sevgisini yücelten. İnsanlık sevgisi deyince akla hümanizma gelecek. Rönesans sonucunda ortaya çıkan fikirdir hümanizma. O zaman A seçeneği özür. D seçeneği doğru. Tamam mı? Rönesans sonucunda ortaya çıktı. Olay da hümanizmadır. Ve belki şurada aklınıza takılabilir. Machiavellizm. Nikola Machiavelli, İtalyan düşünür. Nikola Machiavelli'nin Rönesans dönemi düşünürlerindendir bu. Ortaya attığı görüştür. Amaca ulaşmak için her yol mübahtır ilkesiyle hareket eder. Hangisi coğrafi keşiflerin sonuçlarından değildir? Ticaret yolları yön değiştirdi. Doğru. Yeni bitki hayvan türleri bulundu ki en azından kakao, kahve, kanguru. Doğru. Sömürge imparatorlukları kuruldu. İspanya ve Portekiz sömürge imparatorlukları kurdu. Keşfedilen yerlerden Avrupa'ya göçler oldu. Tam tersi, Avrupa'dan keşfedilen yerlere göçler oldu. Aztek, İnka, Maya kültürleri ortaya çıktı Doğu Amerika kıtasında. Bu kültürleri İspanya'da yok etti. Hani Avrupa bize Ermenilerle ilgili insanlık dersi vermeye çalışıyorlar ya. Onları ilk önce kendi tarihlerine baksınlar. D seçeneği doğru. Coğrafi keşiflerden sonra zenginleşen burjuva tarafından oluşturulan, bilim sanata değer veren sınıfın adı nedir? Bu da net bilgidir arkadaşlar. Coğrafi keşiflerle Avrupa zenginleşince o burjuva sanatçıları koruyan mesen adı verilen bir örgüt kurar. Bu mesen sınıfı da işte Rönesans'ın oluşumunda etkili olur. Geçiyorum. 15 ve 16. yüzyıllarda Avrupa ülkelerinde görülen bilim, güzel sanatlar ve edebiyat alanındaki gelişmelerin tümünü ifade eden gelişmenin adı biliyoruz artık. Rönesans hareketleri. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans hareketlerinin nedenlerinden değildir? Rönesans İtalya'da ortaya çıktı, tüm Avrupa kıtasına yayıldı. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Yanlış. Yeni mezhepler ortaya ne ile çıktı? Reformla. İstanbul'un fethi yanlış. Yanlış diyorum, doğru. Çünkü İstanbul'un fethiyle buradaki bilim adamları İtalya'ya kaçtı. İtalya'da antik Yunan'a ait eserler o bilim adamları tarafından tercüme edildi. Ve Avrupa'da, İtalya'da Rönesans ortaya çıktı. Coğrafi keşifler doğru. Çünkü coğrafi keşiflerle zenginleşen burjuva mesen adını verdiğiniz bir örgüt kurdu ve bu örgüt de sanatı başlattı. Avrupa'da kağıt ve matbaanın kurulması çok önemlidir. Kağıt ve matbaanın kullanılmasıyla edebi eserler farklı dillere çevrildi. İnsanlar bu eserleri okumaya başladı ve Rönesans ortaya çıktı.
Bilim düşünce alanında yaşanan yeni gelişmeler ki zaten bunların hepsine sebep olan da bu. O zaman yeni mesleklerin ortaya çıkması reformun bir sonucudur. Ki sıralama nasıl gider? Coğrafi keşifler, Rönesans ve reform diye gider. Yeni mesleklerin ortaya çıkması bunun bir sonucu. Oysa ki coğrafi keşifler oldu. Coğrafi keşifler Rönesans'ı başlattı. Rönesans da reformu başlattı. Tamamdır. A seçeneği yanlış oldu. Geçiyorum. Bir su içeyim ya, değil mi? Rönesans hareketinin sonuçlarından değildir. Skolastik düşünce yıkıldı. Rönesans'la akıl ön plana çıktıysa arkadaşlar, akıl, bilim, deney, gözlem ön plana çıktıysa skolastik düşünce yıkılır, doğru. Laik eğitimin doğması yanlış. Laik eğitim şöyle doğdu. Reform hareketleri sonucunda kilisenin, Katolik kilisesinin elindeki eğitim kurumları alındı ve laik eğitim ortaya çıktı. O zaman laik eğitim reformun bir sonucu olarak ortaya çıktı. Deney, gözleme dayalı pozitif düşünce ortaya çıktı. Doğru. Resim, heykel, sanat ve mimaride üst düzey gelişme yaşandı. Doğru. İncil'in Latince'den başka dillere çevrilmesi sonucu kiliseye olan güven sarsıldı. Doğru. O zaman B seçeneği yanlış. Aşağıdakilerden hangisi Rönesans döneminde Avrupa'da ortaya çıkan önemli şahsiyetlerden değildir? Da Vinci, evet, Rönesans dönemidir. Michel-Ange Rönesans dönemidir. Shakespeare Rönesans dönemidir. Montaigne Rönesans dönemidir. Ama James Watt arkadaşlar İskoç mucittir. Rönesans dönemi değildir, daha sonradır. Ki bu modern buharlı makinalar yapmış. Yani buharlı makinaları sanayide kullanmış ilk defa. İşte bunun bulduğu keşif de sanayi inkılabına sebep olmuştur. E seçeneği yanlış oldu. Son akşam yemeği ve Mona Lisa portrelerini çizmiş. Birçok şehir planlarını yapmış. Rönesans dönemi ünlü İtalyan ressam. Yo, son akşam yemeği deyince akla direkt geldi zaten Leonardo da Vinci. Arkadaşlar da Vinci son akşam yemeği, Hazreti İsa'nın bir yemeğinden bahseder burada. Mona Lisa portresini zaten birçoğumuz biliriz. Hani bir gözü gülüyor, bir gözü ağlıyor. Hep böyle derlerdi bize. Yani ben bir türlü keşfedemezdim. Birini kapatır, öbürünü kapatır, bir türlü bulamazdım. Hala da var mı öyle bir şey bilmiyorum tabii. D seçeneği doğru. Yani burada mimar, mühendistir Da Vinci. Bizim kanun dönemine denk gelir, çağdaştır. O dönemin bizdeki en ünlü makine mühendisi ya da mimarı ya da nakkaşı ya da ressamı, projecisi matrakçı Nasuh'tur. Osmanlı'nın Da Vinci'si o da. Geçiyoruz bunu. Rönesans'ın bilimsel devrimine önemli katkıları bulunan gözlemsel astronominin babası kabul edilen Hans Lippershey tarafından icat edilen teleskobu ilk defa astronomik gözlemler amacıyla kullanılan İtalyan bilim adamı. Şu cümle yeterli. Teleskobu ilk defa astronomik gözlemler amacıyla kullanan. Arkadaşlar, teleskobu ilk defa astronomik gözlemler amacıyla kullanan kişi Galile'dir. Bunu unutmayın, tamam mı arkadaşlar? Önemli bir bilim adamıdır, şahsiyettir. Bununla ilgili soru gelebilir. Burada Kepler, yani gezegenlerin yörüngesinin elips olduğunu ortaya koyar. Kopernik güneş merkezli evren modelini ortaya atar. Galile de demin anlattığımız zaten. Güneşin merkezde bulunduğu ve dünyanın onun etrafında döndüğünü ilk kez ortaya atan, demin söyledim. Kopernik doğru cevap. Reform 16. yüzyılda Almanya'da başlayarak öncelikle Hristiyan Katolik dünyasının etkisini altına alan Hristiyanlık inancını yeniden yorumlama ve tanıma hareketidir. Almanya'da başlayan bu hareketin öncüsü Luther'dir. Arkadaşlar, Martin Luther, Erasmus, Röcklin bunlar Avrupa'daki hümanistlerdir. Aslında bunlar din adamları, reforma etki eden şahsiyetlerdir. Agustin ve Aziz Paulus bunlar daha çok Orta Çağ Roma'sındaki önemli din adamlarıdır. Burada kastettiği Martin Luther.
Aşağıdakilerden hangisi reform hareketlerinin sonuçlarından değildir? Katolik Kilisesi parçalandı, doğru. Yeni mezhepler ortaya çıktı. Avrupa'da yeni mezhepler ortaya çıktı, doğru. Laik eğitim ortaya çıktı, doğru. Papa'nın kral üzerindeki etkisini kaybetmesi, doğru. Çünkü kilisenin elinden çok büyük yetkiler alındı. Hristiyanlık inancının zayıflaması alakası yok. Kiliseye güvenin sarsılması başka bir şey, Hristiyanlık inancının zayıflaması başka bir şey. Aşağıdakilerden hangisi 30 yıl savaşları sonrasında imzalanan Westfalia Antlaşması ile ilgili değildir? Modern diplomasi ortaya çıktı. Yani şunu kastediyoruz arkadaşlar. İlk defa ikiden fazla devlet oturdu, anlaşma imzaladı. Modern diplomasi ortaya çıktı. Hollanda ve İsviçre bağımsız oldu, doğru. Ki bu savaşta Fransa galip geldi artık. Dünyanın yeni hakemi Fransa olacak. Güneş Kral işte o şey 4. özür 14. Louis Fransa'nın Avrupa'nın Güneş Kralı olacak. Kutsal Roma Cermen Habsburg İmparatorluğu'nun zayıflaması, doğru. Fransa güçlendi çünkü Protestanlığın Katolik mezhebiyle aynı haklara sahip olması eşitlik sağlandı, doğrudur. Anlaşmanın imzalanmasında İngiltere belirleyici rol üstlenmiştir, yanlıştır. Savaşta İngiltere yoktur. E seçeneği yanlış. Reform hareketlerinden Osmanlı Ortodoksların etkilenmemesinin sebebi, çünkü Osmanlı Ortodoksları Osmanlı egemeninde özgürler, kilise baskısı yok. Osmanlı'da katı bir monarşinin olması yanlış. Osmanlı Ortodoksların din ve inançlarında özgür olması doğru. Osmanlı İmparatorluk yapısı alakasız, yalnız iki doğru cevaptır. 1598 Nant Fermanı'nı yayınlayarak din ve mezhep ayrımına son verdiğini duyuran, Protestanları dini özgürlük tanıyan Fransa kralı aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar 4. Henry'dir. Tamam. 4. Henry. Yeni çağda ortaya çıkan gelişmelerden hangileri Doğu İslam dünyasını doğrudan etkilemiştir? Bakın doğrudan diyor. Doğrudan etkileyen şey yeni çağda coğrafi keşifler. Yakın çağda hem sanayi inkılabı hem de Fransız ihtilali. Rönesans ve reform sadece Avrupa'da etkili olmuştur, tamam mı? Ama ilerleyen süreçte Avrupa'da bilim ve teknik gelişmeler hızlanınca Osmanlı'yı tabii ki bu dolaylı da olsa olumsuz etkilemiştir. Burada doğrudan dediği için yalnız 3 doğru cevap olacak. Aşağıdakilerden hangisi modern gök mekaniğinin kurucusu olarak kabul edilen Rönesans dönemi? Modern gök mekaniğinin kurucusu Kepler'dir arkadaşlar, tamam mı? Ne demiştim? Gezegenlerin elips şeklinde yörüngelerin olduğunu söylemişti. Şeyi bitirdik. Ne derler? Dünya gücü Osmanlı ve Yeni Çağda Avrupa sorularını bitirdik. Bundan sonraki videomuz Osmanlı kültür medeniyetiyle ilgili olacak. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.